Merhaba sevgili izleyiciler, 24-30 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, bu hafta yeni bir ay doğacak. Dolayısıyla haftanın ilk günlerine baktığımızda ayın Koç burcunda artık kapanan faz olduğunu görüyoruz. Ay kapanan fazdaysa biraz da duygusal olarak, ruhsal olarak daha içe dönük olabiliriz. Daha fazla zihnimiz, düşüncelerimiz geçmişe yönelik olabilir. Merkür'ün de Koç burcundaki retro hareketi devam edecek. Dolayısıyla pazartesi ve salı günleri bir şeyleri böyle planlamak için, gözden geçirmek için, eksikleri fark etmek için, tamamlamak için iyi bir süreç. Özellikle geçtiğimiz ayın konularını tamamlayabiliriz. Çarşamba günü ise Boğa burcunda yepyeni bir ay doğacak ve bu yeni ay Mayıs ayı ortalarına kadar gündemde olacak. Boğa yeni ayı genel anlamda biraz daha böyle dünyasal konular, toprak, mal varlıklarımız, paramız, kişisel kazançlarımız, güvenliğimiz, sevgi, huzur, estetik, güzellik, sanat gibi konulara dikkat çekiyor. Dünyasal zevkler, keyif aldığımız kavramlar, yeteneklerimiz hepsi Boğa burcuyla alakalıdır. Dolayısıyla kişisel veya toplumsal alanda biraz daha böyle belki de son iki ayın o sıkıntılı, stresli geçen son iki ayın acısını çıkarmak istercesine biraz daha böyle dış dünyaya açıldığımız, biraz daha doğada zaman geçirdiğimiz, tabiatla ilgilendiğimiz, keyif aldığımız konulara, zevklere zaman ayırdığımız bir süreçte olabiliriz. Venüs'ün ileri harekete dönmesi artık bizi daha fazla destekliyor tüm bu konularda. Hafta sonunda Venüs tekrar Koç burcuna geçecek. Şubat ayında da Koç burcunda ilerlemişti. Şimdi o noktadan tekrar geçecek. 6 Haziran'a kadar Venüs Koç burcunda çok daha hevesli, daha cesur, daha girişken olacağımız bir dönemdeyiz. Özellikle arzularımız için, hedeflerimiz için, istediğimiz konular için daha sabırsız, zaman zaman da biraz bencil hareket edebileceğimiz bir dönemde olacağız. Mars İkizler burcunda hafta boyunca zihnimiz oldukça hareketli. Mars İkizler'de geçerken çok meraklı olabiliriz. Yeni konularda okumak, yeni şeyler öğrenmek, yeni bilgiler toplamak ama bunları başkalarıyla da paylaşmak, konuşmak, sohbet etmek, haberleşmek, yani iletişimin de artabileceği bir süreçteyiz. Aynı zamanda seyahat etme isteğimiz de artıyor. Yavaş yavaş artık daha fazla gezmek, daha fazla seyahat etmek ihtiyacı hissedeceğiz. Tüm bu konular 3 Mayıs'tan itibaren Merkür'ün de düzelmesiyle beraber artık daha rahat uygulanabilir, hayata geçirilebilir hale gelebilir. Hazırladığımız haftalık videoları lütfen öz burcunuzla beraber yükselen burcunuza göre de takip ediniz. Hoşçakalın.